Beğenerek afiyetle yediğiniz yiyeceklerin nasıl üretildiklerini merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse doğru yerdesiniz. İşte karşınızda yiyeceklerin şoke edici üretim süreçleri. Bir, sosis. Sosisi seviyor musunuz? Muhtemelen birçoğunuzun yanıtı evet olacak. Fakat biraz sonra fikirleriniz değişecek. Çünkü sosisler hiç de sağlıklı yiyecekler değiller. Genellikle tavuk ve kırmızı etin karışımından elde edilen sosisler öncelikle suyla beraber akışkan bir kıvama getirilmektedir. Ve bu çok da göze hitap etmeyen bir görüntüye dönüşüyor. Bundan sonra ise makineler yardımıyla son haline gelen sosisler yemeye hazır hale geliyor. Elbette tüm bu süreçte çok sayıda kimyasal madde de kullanılmaktadır. Peki sosislerin nasıl üretildiklerini kendi gözlerinizle gördükten sonra hala onları yemeye devam edecek misiniz? 2. Dondurulmuş patates. Patates kızartmasını sevmeyen yoktur herhalde. Peki kullanım açısından kolaylık ve pratiklik sağlayan bir ürün olan dondurulmuş patatesler nasıl üretiliyor merak ediyor musunuz? Ham maddenin yıkama bandına alınmasıyla süreç başlıyor. Yıkama işlemi çalkalamalı yıkama makinelerinde yapılmaktadır. Ardından kabuk soyma ve doğrama işlemleri gerçekleştiriliyor. Doğrama işleminden sonra tekrardan bir yıkama yapılıyor. Bunun amacı ise kesim yerlerindeki hücre öz suyunu ve nişastayı uzaklaştırmaktır. Enzimlerin inaktivasyonunu sağlamak amaçlı yıkanan patatesler haşlama işlemine tabi tutulur. Burada haşlama suyuna sodyum asit pirofosfat eklenir. Sodyum asit pirofosfat kızartma sonrasında oluşabilecek olan renk esmerleşmesini önlemek içindir. Haşlamadan sonra patateslerin üzerinde bulunan su titreşimle elek ve sıcak hava üflenerek uzaklaştırılır. Ardından bir konveyör yardımıyla 120-200 derece arasındaki bir sıcaklıkta bulunan yağ daldırılır. Kullanılan yağ genellikle soya yağıdır. Daha sonra soğutma işlemine geçilir ve ardından hızlı bir şekilde dondurma işlemi yapılır. Dondurulmuş ürünler arasında en çok talep gören ürünlerden biri olan dondurulmuş patatesin üretimi kısaca bu şekildedir. 3. Ketçap. Patates kızartmasına en çok yakışan şey nedir diye sorsak en çok ketçap cevabını alırız. Öyle değil mi? Gelin o zaman şimdi de ketçap nasıl üretiliyor ona bakalım. Öncelikle ketçabın olmazsa olmazı domatesler tarlalardan toplanıp ketçaba dönüşmek için fabrikaya götürülüyor. Fabrikaya gelen domatesler önce iyice yıkanıyor, daha sonra kurutularak kabukları soyuluyor. Kabuklarından ayrılıp püre haline gelen domateslere şeker, tuz, soğan, sarımsak gibi ana malzemeleri eklenip bir süre daha karıştırılıyor. İstenilen kıvama gelen karışım daha sonra ketçap şişelerine konuluyor ve ağzı kapatılıyor. Paketleme işlemi de bu şekilde sona eriyor. Üretim sürecinde ketçabın içerisine çeşitli kimyasalların da konulduğunu belirtmeden geçmeyelim. 4. Jelibon. Keyfinizi kaçıracak bir üretim süreciyle videomuza devam ediyoruz. Öncelikle jelibon bitkisel kaynaklı bir şekerleme değil. Jelibonun kaynağı tamamen hayvansal. Yani hayvanların kemiklerinde yer alan jelatin adı verilen maddeden üretilmektedir. Jelibon yapımında kullanılan kemikler daha çok sığır kemiklerinden elde ediliyor. Öncelikle sığır kemikleri büyükçe kazanlarda kaynatılıyor ve bu sayede jelatinin açığa çıkması sağlanıyor. Jelatin kaynadıktan sonra uzayabilen ve jel benzeri bir madde haline geliyor. İşte bu madde aslında tek başına jelibonu meydana getiriyor. Ancak elbette bu bir şekerleme olduğu için içerisinde daha farklı maddeler de mevcut. Sığır kemikleri kaynatıldıktan ve içerisindeki jelatin açığa çıktıktan sonra bu jelatinin içerisine bir takım renklendirici maddeler ilave ediliyor. Buna ek olarak jelibon içerisine şeker ve bir takım meyvelerin aromaları da dahil ediliyor. İşte bu şekerlemeler bir takım kalıplara doldurulmak suretiyle son şekillerini alıyor ve soğutulup paketlendikten sonra da tüketime sunuluyor. 5. Patates cipsi. Cipsleri kim sevmez ki, öyle değil mi?
Peki ama severek yediğimiz patates cipslerinin içerisinde tuvalet temizliğinde kullanılan sodyum bisülfit maddesinin olduğunu söylesek tepkiniz ne olurdu? Cipslerin ömrünü uzatmak için kullanılan bu kimyasal madde sizi cips yemekten vazgeçirir mi bilmiyoruz. Ama bu madde bir de cipslerin kolayca alev almasını sağlarken insan sağlığına da ciddi zararlar veriyormuş. Cips yemeye devam edip etmemek bu saatten sonra size kalmış. 6. Milkshake. Milkshake'in üretim sürecinde sıra. Milkshake'ler düşündüğümüz gibi sadece dondurmadan yapılmıyor. İçerisine bazı kimyasallar da ekleniyor. Hatta yapılan son araştırma milkshake'lerin içerisinde 50'den fazla kimyasalın olduğunu ortaya çıkarmış. Tüm gıdaların içinde görünümü ve dokusu için koruyucuların olduğunu biliyorsunuzdur. İşte isimlerini telaffuz etmenin bile hayli zor olduğu çok sayıda kimyasal milkshake'lerin içerisinde de varmış. Bu sebeple milkshake içmeden önce bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederiz. 7. Sakız. Sakızın üretim süreciyle videomuza devam ediyoruz. Eskiden ağaç reçinesinden doğal yöntemlerle yapılan sakızlar günümüzde plastik ve kauçuk maddeler kullanılarak yapılıyor. Manilkara zapota adı verilen bir ağaçtan çıkan özütün kimyasal yollarla üretilen lateks maddesi sakızın özünü oluşturmaktadır. Daha sonra lateks isteğe göre şeker veya koku verici maddelerle karıştırılıyor. Elde edilen hamursa üretim için makinelere yönlendiriliyor. Hamur ilk önce püskürtücü adı verilen makineye getiriliyor ve bu makine hamuru ince bir silindir halinde çıkartıyor. Sonra da sakızları porsiyonlar halinde kesip istenilen şekil sakıza verilerek paketleniyor. 8. Çikolata. Her gün severek yediğimiz çikolatalar da el değmeden üretilmektedir. Çikolatanın üretim süreci için önce kavrulmuş kakao parçalarının şekerle karıştırılmasıyla başlıyor. Sonrasında bir kapta ağır silindirle hamur haline getiriliyor. Sonraki adımda hamur kalın çikolata tabakaları haline geliyor ve ardından bu tabakalar kakao yağı katılarak yumuşatılıyor. Sonra başka bir makinede çikolata pürüzsüz ve sıvı bir hale getiriliyor. İstenilen kıvama geldiğinde ise çikolata kalıplara dökülerek soğutulmaktadır. En son adımda uzun çikolataları küçük hale getiren makine sayesinde çikolatalar paketlenmeye ve sonrasında da satışa hazır hale geliyor. Peki sizin favori çikolatanız hangisi? Favori çikolatanızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın. Her gün tükettiğimiz yiyeceklerin üretim sürecinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki hangi yiyeceğin üretimi sizi daha çok şaşırttı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.